hala o bilinmezlikler dünyasında yaşamaya devam ediyoruz. Şahsen yapmaya çalıştığımız biraz bir pencere aralamak gibi olursa onu da kendimize bir bahtiyarlık sayalım. Denize Akdeniz derken onu çeşitli versiyonlarıyla da Osmanlılar Bahri Sefik dediler. Bir eyalet kurdular. Belki de tarihinde ilk defa denizlere tahsis edilmiş bir eyalet kurdu Osmanlılar. Adına Cezayir-i Bahri Sefik dediler. Bir kaptan paşalık. Bu Akdeniz'i yönetmek için kurulmuş bir eyalet idi ve kurulan imparatorluğun önde gelen eyaletlerinden biri oldu. 1534'te kuruldu. Şüphesiz o zamana kadar başlattıkları mücadelenin sınırlarını belirlemek elbette belli süreçleri takip etmekle mümkün. Dolayısıyla bu süreci doğru okuyabilmek için 15. yüzyılın sonları itibariyle bir iç denize haline getirdikleri Karadeniz'i bir Türk gölü yaptıklarını söylemekte hiçbir yanlış yok. Ama Akdeniz için bu tabiri kullanmak buna mukabil o derece anlamsız ve hatalıdır. O sebeple bir Osmanlı Akdeniz'i dediğimiz kavramın içerisine neler girmesi gerektiğini tartışmak belki daha doğru olacaktır. Sanıyorum 5-6 sene önce bu kavramı ortaya atmış idim. Biraz da sevindirici bir şey olarak yakın zamanda bizden daha baskın çıkmak suretiyle Fransızların bir Fransız Akdeniz'i kitabı çıkardıklarını gördüm. Ama biz sadece böyle sözünü edip içini dolduramıyoruz. Demek ki bizde maalesef yeterli uzman yetişmediği için bunları işleyemiyoruz. Biz genel yazılmışlar üzerinden tarihi okumayı daha çok tercih ediyoruz. Esasen ilim adamlarımız, tarihçilerimiz derinlemesine arşiv çalışmalarıyla bunları ortaya çıkarması lazım. Osmanlı Akdeniz'i Fransız Akdeniz'inden kat kat daha fazla veriye sahiptir. Çünkü Fransız meslektaşlarımız başta Daniel Pansac olmak üzere, Michel Duchesne olmak üzere, daha önceki nesilden Robert Mantran olmak üzere tabii hiçbir zaman inkar edilemeyecek, yeri doldurulamayacak bir dünya çapında meşhur tarihçi olarak, Akdeniz tarihçisi olarak Brodel bunu ortaya koymuş bir isim olarak onların da yakından bilip araştırdığı bir deniz Akdeniz. Ve şimdi Fransız Akdeniz'i incelenebiliyorsa ki klasik Osmanlı dönemine baktığımızda bu egemenliği nasıl oluştuğunu da böylece biraz paylaşmış olalım. Henüz Osmanlıların Akdeniz'de hükümranlık kurmaya başladığı dönemde Fransızların Osmanlılardan yardım isteyerek kendi kimliklerini korumaya çalıştığını unutmamak lazım. Nasıl oluştu bu Osmanlı egemenliği? Osmanlı Akdeniz'i kavramının birinci ögesi bu egemenlik üzerinden oluşmaya başlıyor. Dikkat ederseniz Osmanlı donanmaları bu denizde mücadeleyi başlattığı zaman karşılarında en büyük rakipleri İspanya Krallığı. Büyük Habsburg İmparatorluğu'nun İspanya kolu. 5. Carlos'la başlayan büyük mücadelede Brodel'in de incelediği 2. Philip dönemi son derece İspanya bakımından Akdeniz için etkili bir süreç teşkil ediyor. Ve İspanya Katolik dünyasının da adeta öncülüğünü yapıyor. Ama İspanya'dan başka Katolik devletler var Akdeniz'de. Başta Venedik olmak üzere Ceneviz, papalığın donanması dahi var. Napoli Krallığı, İspanya'ya bağlı Sicilya, Fransa, bütün bu devlet ve devletçikler hepsi Akdeniz'de bir Katolik Hristiyanlığı ittifakı oluşturacak kadar birlikte hareket edebiliyorlar ve Osmanlı karşıtı bir taraf oluşturuyorlar. Ve Osmanlılar tek başına bütün bu devletlerin ittifaklarıyla mücadele ediyor. Bunu yaparken tabii ki donanmasını ona göre kurmak zorunda. 16. yüzyılda Venedik denizciliğini ve özellikle Venedik tersanesini inceleyen Ruggero Romano bir makalesinde 16. yüzyılda
Venedik tersanesiyle karşılaştırılabilir bir tek tersane var Akdeniz'de diyor. O da İstanbul'daki tersanedir. Yani bizim tersaneyi amire. Şahsen çalışmalarım ilerledikten sonra onun o cümlesini şöyle tavsiye ettim. Akdeniz'de iki büyük tersane bulunuyordu. Bunlardan biri İstanbul'da idi. Ona rakip olabilecek diğer tersane Venedik idi. Çünkü İstanbul tersanesinin faaliyetlerini bilmiyorlar o meslektaşlarımız. Bir art niyetleri olmasa bile. Çünkü bilinmeyen olarak duruyor. Gerçekten. Ama bilindikçe Venedik tersanesinin faaliyetleriyle İstanbul tersanesinin faaliyetlerini karşılaştırdığımızda arada büyük bir fark olduğunu ve Osmanlı tersanelerinin sadece İstanbul'daki değil, bütün imparatorluk tersanelerinin Akdeniz'e donanma gemisi inşa edip çıkardığını görüyoruz. Bu egemenliğin tesisinde de son derece etkin bir unsurdur. Deniz üsleri ve tersaneler bilinmediği için Osmanlılar için hep Akdeniz'de deniz üsleri yoktur diyorlar. Bu Panzak'ın da savunduğu bir tezdi. Ama bizim arşivlerimiz öyle söylemiyor. Nitekim burada Kanuni Sultan Süleyman'ın kendi egemenlik alanlarıyla ilgili olarak Venedik Doçun'a gönderdiği bir Name-i Hümayun'da belirttiği bir tanım var. Orada kendi egemenlik alanlarını sayarken şöyle diyor. Vilayeti Trablusşam, Mısır, Bilad-ı Arnavutlu, Cezire-i Mora ve Girit ve Kıbrıs ve Sakız ve Rodos ve Mağrib ve Darul Cihad-ı Cezayir ve Trabluskar ve Tunus ve Akdeniz cezireleri ve sevahilleri. Bunlar üzerine yaptığımız araştırmalarda Kuzey Afrika deniz üslerinin her birinin çok donanımlı bir yapıya sahip olduğunu, kendi başlarına donanmalar kurup filolarıyla Akdeniz'de hakimiyet alanları oluşturduğunu görüyoruz zaten. Adriyatik kıyılarındaki Osmanlı deniz üsleri, tersaneleri arşivdeki belgelerle ispat edilmiş verilerdir. Dolayısıyla adalardaki tersanelerin ve deniz üslerinin merkezi devlet, Osmanlı devlet donanmasının yaz mevsimi dışında İstanbul'daki üssüne çekilmesinden sonra kış mevsiminde de faal olduklarını bizim Divan-ı Hümayun Mühimme defterleri sene be sene, her sene böyle görevlendirmeler yapıldığını, bu derya beylerinin merkezi donanmanın üstüne çekilmesinden sonra bile görev yaptığını görüyoruz ki bu yaz ve kış mevsimlerinde de Akdeniz'i kontrol etme mecburiyetinde olduklarını, onun bilincinde olduklarını gösteriyor Osmanlılar. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin böyle bir egemenlik kurma projesinin, böyle bir politikayı hayata geçirmesinin Fatihlerinden beri imparatorluk donanması oluşturması hasebiyle başladığını, buna pek görünür olmasa bile 2. Bayezid'in, Yavuz Sultan Selim'in çok ciddi katkılar yaptığını, bugünkü Tersaniye Amire'yi Yavuz Sultan Selim'in kurduğunu, Kanuni Sultan Süleyman'ın onun kurduğu tersanede gemiler inşa ettiğini belirtmek lazım. Bu belgeler sadece Osmanlı belgeleriyle bilinen bilgiler değil, Venedik arşivleri de burada çok birebir karşılıklı teyit edici bilgiler bize imkanı sunuyor ve özellikle Venedik baylolarının raporları son derece resmi ve güvenilir bilgiler naklediyor. Çünkü onlar için en önemli görevlerden bir tanesi Haliç'teki faaliyetleri gözlemek, tersanedeki faaliyetleri izlemek ve onları hızla rapor etmek Venedik'e. O yüzden yaklaşık 2 veya 3 yıl baylo olarak İstanbul'da görev yapan bütün Venedik elçileri ülkelerine döndükleri zaman Venedik Senatosu'nda raporlarını sunuyorlardı, toplu raporlarını. Ki zaman zaman İstanbul'dan haftada bir rapor gönderdiklerini biliyoruz ki en hızlı ulaklar İstanbul-Venedik arasında gidiyordu. Venedik ulaklarıydı ve bir haftalık sürede
bugünün İstanbul'undan Venedik'ine at koşturarak bu ulaklar ulaşıyordu. O kadar hızla haberleri götürüyorlardı. Onlar için hayati derecede önemli bir durumdu bu. Bunun bir diğer sebebi de 16. yüzyıl içinde ve boyunca bütün Avrupa devletleri Venedik'te ikamet elçilikleri kurdu. Burada bir parantez açıp şunu söylemek lazım. Avrupa devletlerinin diplomasisinin oluşmasında, başlamasında Osmanlı İmparatorluğu'nun etkisi birinci derecede geçerlidir. Yani bugün Avrupa diplomasisi olarak bilip bütün dünyaya ünü yayılmış olan o diplomasinin başlamasında en büyük etken Osmanlı İmparatorluğu'dur. Bunu sadece ben söylüyorum diye zannederek tebessümle karşılamazsınız umarım. Artık Avrupalı tarihçilerden de bunu vurgulamak ihtiyacı duyanlar var. Zaten 1532'de François'nın Venedik elçisine söylediği bir söz var. Diyor ki, İspanya kralının bütün toprakları kendi egemenliği altına alma, Avrupa'daki toprakları egemenliği altına alma hırsı bizim gibi kurulmakta, gelişmekte olan devletleri Osmanlı İmparatorluğu'nun himayesini talep etmeye mecbur bırakmıştır. Biliyorsunuz 1525'te Fransa İspanya ve Fransa kralını da esir etmiştir. İspanya kralı. Annesi Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemek zorunda kalmıştır. 1532'de meşhur bir Alaman seferi vardı Kanuni Sultan Süleyman'ın. Bu sefer 5. Carlos ile Osmanlı Padişahı Kanuni'nin sanki bir güç gösterisine dönüşmüştür. Ama bir savaş vuku bulmamıştır. Herkes şöyle söylüyor. Böyle büyük bir sefer var ama herhangi bir sonuç, savaş gerçekleşmediği için sonucu yok. Bunun son derece önemli siyasi sonuçları olduğunu gözlemek lazım. Çünkü 1533 senesinde evet hiçbir savaş olmamasına rağmen onun bir sonucu vardır ve 1533'te hem Avusturya hem Fransa elçilerini İstanbul'a göndererek Osmanlı Devleti ile derhal bir iyi niyet anlaşması yapma sürecini başlatmışlar. Bu fırsattan yararlanmak isteyen İspanya'da bir elçi göndermek istemiştir. O günün şartlarını düşündüğünüzde bir elçinin gelebilmesi dahi Osmanlı Padişahı'nın ona onay vermesiyle mümkün. İbrahim Paşa, meşhur Pargalı, Vezir-i Azam, İbrahim Paşa bir mektup gönderiyor İspanya kralına ve orada elçi gönderebilmeleri için bir şart ileri sürüyor. Anlaşma yapılabilmesi için bir şart ileri sürüyor. Diyor ki Fransa ve Avusturya elçileri geldi, onlarla bir anlaşma yapılacak. Ama Fransa ve Avusturya devlet sultanları, kralları Osmanlı padişahının oğlu mesabesinde olduğunu kabul ediyorlar statü olarak diyor. İspanya kralı da bu statüyü kabul ederse elçisini gönderebilir. Tabii ki Katolik dünyasının ünlü koruyucusu rolündeki İspanya kralının bunu kabul etmesi beklenmiyor o sırada. Ama bundan yaklaşık bir 10-15 sene kadar sonra İspanya'nın da bir anlaşma yapmak istediği ve kısa süreli bir anlaşma Akdeniz'de gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu Barbaros Hayrettin Paşa'nın da vefat senesine aşağı yukarı tekabül eder ve onun son seneleri o yüzden büyük ölçüde sulh üzerine gelişmiştir. Bu Osmanlı Akdeniz'i egemenliğinin sağlanmasında en önemli iki isimden biri Barbaros Hayrettin Paşa, diğeri de sözünü ettiğimiz Pargalı Vezir-i Azam İbrahim Paşa'dır. Kanuni'nin Akdeniz politikalarının oluşmasında da en önemli rolü oynamış iki büyük devlet adamıdır bunlar. Barbaros 1534'te Cezayir Bahri Sefik Eyaleti'nin kaptan paşası olmuş,
vezir rütbesine yükseltilmiş, divanda kendisine yer verilmiş ve söz hakkı tanınmış ki resmi hiyerarşiden gelmeyen birisi olmasına rağmen kazandığı o önemli konumu sebebiyle, Akdeniz'deki başarıları sebebiyle Osmanlı Devleti ona divanda yer açmış, vezirlik rütbesi vermiş ve politikaların oluşmasında da söz hakkı tanımıştır. Bu yüzden Barbaros sadece bir denizci komutan, bir amiral değil, bir devlet adamı, bir başka bakımdan da gemi inşası ve gemi tipi oluşturmadaki projelendirmeleri sebebiyle bir gemi mimarı ve mühendisi gibidir. Dolayısıyla çok yönlü kimliği vardır ve Osmanlı Akdeniz'inin teşekkülünde belki de en önemli rolü, en önemli kazanımları sağlamış bir Osmanlı denizcisidir. 1538'deki Preveze Savaşı'nı Brodel Akdeniz'deki Türk süpremasisini artık tescili olarak kabul etmek gerektiğini söyler. Bu adım adım Osmanlı Akdeniz'i projesinin ne kadar geçerli hale geldiğini gösteren bir süreçtir. 1539'da Kanuni Sultan Süleyman'ın Venedik Doçu Lando'ya gönderdiği bir mektup vardır. Orada bir cümle çok dikkat çekicidir. Artık Kanuni gücünün zirvesindedir. Çünkü 1538 senesi imparatorluk için dikkatle incelendiğinde çok önemli bir yıldır. Padişah bizzat kendisi karada büyük bir sefere çıkmıştır. Bugünkü Moldavya üzerine, Bogdan Seferi ve hatta onun sonucunda da Bender Kalesi alınmış. Oraya bir kitabe hak ettirmiştir Kanuni. Çok meşhur bir kitabedir o. Hatta onun bir mısrağında da kitabenin Kanuni'nin dilinden yazılmış o kitabe. Diyor ki, Bahri Frenk ve Mağrib ve Hind'e gemiler yürüden bir sultanım ben diyor. Kanuni kendisini çok önemli bir yere koyuyor artık. Padişah kara ordularıyla büyük bir zafer kazanmıştır. Aynı zamanda Barbaros Hayrettin Paşa meşhur Preveze Deniz Savaşı'nı kazanmıştır. Aynı sene, aynı zamanlarda ve büyük bir Osmanlı donanması Kızıldeniz'de Hadım Süleyman Paşa komutasında Hindistan seferine gitmiştir. Hindistan seferinin tartışmaları bugün bile yapılır olsa dahi Osmanlı donanmasının iki ayrı denizde güçlü donanma organize etme süreçlerini başarıyla sürdürmüş olması, Portekiz'i ciddi anlamda tehdit etmesi, Diyu'yu kuşatması ve Portekiz'in bundan bir müddet sonra Kanuni'ye müracaat ederek anlaşma yapmak istemesini beraberinde getirmesi dikkate alındığında bütün olumsuz söylemler bir yana büyük bir başarı sergilediği anlamına gelir bu. Çünkü sonuçlara ciddi anlamda bakmak lazım. 1538'in hemen arkasında Lando'ya gönderdiği Nami-i Hümayun'da Kanuni Sultan Süleyman artık diyor kimesinin düşmanlığından ihtiyatım ve kimesinin dostluğuna ihtiyacım yoktur. Çok aslında sade bir Türkçe. Bundan böyle kimsenin düşmanlığından korkmuyorum, kimsenin dostluğuna da ihtiyacım yoktur diyor. Çünkü daha önceki tarihlerde Venedik'in her müracaatında Osmanlı Devleti onun anlaşma yapma isteklerini olumlu karşılıyor. Ama 1538'e giden yolda 1536'da 37'de iki adalar seferi vardı Barbaros Hayrettin Paşa'nın. Bu seferlerin sonucunda Venedik Ege Denizi'ndeki Kiklat adalarını ve Mora önündeki adaları ve Adriyatik'teki bir kısım adaları kaybetmiştir. O sebeple Preveze'nin de bunun üzerine gelmiş olması Venedik'in bir anlaşma yapma mecburiyeti içinde kaldığını gösteriyor. Çünkü denizci bir devlet ama ticaret üzerine kurulu düzeni. Eğer Osmanlı Devleti ile anlaşmalı bir süreci kazanamazsa ticaret yapamayacağı için bu Venedik'in adeta sonunu getirecek demektir. Nitekim
Venedik'te yapılan bütün deniz savaşlarının ve ihtilafların arkasından sanki hiçbir şey olmamış gibi Venedik elçilerinin İstanbul'a gelmesinin yegane sebebi budur. Ve Kanuni bunu görmüş bir padişah olarak böyle bir tehdit savurmuş oluyor. 1540'ta Venedik ahitname alır. Ve kaybettiği bütün toprakların, Osmanlıların, adaların, Osmanlıların elinde olduğunun tescilidir bu ahitname. Çünkü ahitnamede tek tek sıralanır bunlar. 1542 senesinde Kanuni Sultan Süleyman ikinci bir mektup daha gönderir Lando'ya. Bunlar Venedik arşivlerinde bulunan Osmanlı belgeleridir. Bu Nami Hümayun'da da bundan böyle Venedik Devleti'nin İspanya Krallığı'na asla yardım etmemesi gerektiğini, ne askeri ne de sivil yardımlar, yiyecek yardımı, gıda yardımı, zaten askeri yardımda yapmaması konusunda tehdit eder ve de bunun yerine Fransa ile dostluk yapmasını ısrarla, kendi dostu olan Fransa'ya dostluk yapmasını adeta tavsiye eder. Tabi bu bir emir tarzında söylenir. Burada bir manzara var. Bunu zaman zaman paylaşıyorum. Söylemek gerektiğini de düşünüyorum. Bunu tercüman Yunus götürür. Bu Nami-i Hümayun'u. Venedik senatosunda okunur bu mektup. Hatta San Marco meydanına inerler. Bütün halkın huzurunda da okunur. 30 senatörün huzurunda Kanuni'nin mektubu okunup açıklandıktan sonra orada bu şartın yer aldığı ifade edilir. Bundan böyle asla İspanya ile işbirliği yapmayacaksınız. Fransa ile dostluk yapacaksınız. Çünkü Fransa bizim dostumuzdur diyor Kanuni. Tercüman Yunus döndükten sonra ne olduğunu anlatıyor. Diyor Venedik Doçu ve 30 temsilciyle, senato temsilcisiyle birlikte halkın huzurunda bu mektup okundu. Sonra İncil üzerine yemin ettiler. Padişahın dostuna dost, düşmanına düşman olduklarını açıklamak suretiyle diye bu cevabı alıp Kanuni Sultan Süleyman'a getiriyor. Nihayet bir tercüman, adı da Yunus, bu Kanuni'nin daha önce söylediği sözü teyit ediyor. Artık kimsenin düşmanlığından sakınmıyorum. Kimsenin dostluğuna da ihtiyacım yok. Bu demek ki bir bakıma Avrupa devletlerini biraz ezmek gibi bir şey. Bugün çok şeyle karşılaşıyorsa Türkiye, bunların geçmişteki akislerini iyi bilmek lazım. Fransa da benzer şeylere maruz kalmıştır. Bu tarih bundan sadece bugün için doğru anlamları çıkarmak gerekir. Bunlarla hamaset yapmanın bir anlamı olmadığı gibi yaşanmış tam zıddı olaylardan da yerinme anlamı çıkarmanın hiç gereği yok. Ama zamanımızda da yaşanan süreçlerin nereden geldiğini anlamak için bu parametreleri doğru görmek lazım. Fransa için de benzer bir süreç 1543'te yaşanmıştı. Fransa Osmanlı himayesindedir. Bunun gizlenir bir tarafı yok. Çünkü Polin geldiğinde 1542'de, 43'te Edirne'de Kanuni tarafından kabul edilmiştir. Ve kralının bir talebini Osmanlı sultanına iletmiştir. Osmanlı donanmasının yardım etmesini talep etmektedir. İspanya tehdidinden çekinmektedirler. Biliyorsunuz bir başka İspanya tehdidinden çekinen de İngiltere'dir. 1588'de İngiltere kraliçesi 3. Murad'a bir mektup göndererek İspanya donanmasının tehdidi karşısında Osmanlılardan yardım istemiştir. Bunu bütün dünya alem biliyor zaten. Bizim belgelerimizde zaten kraliçe hazretleri merak buyurmasınlar. Donanmayı Hümayun bu sene değil ama bir sonraki sene Akdeniz'e çıkacaktır diye kraliçeye mektup gönderildiği divan kayıtlarında çok net
bir şekilde zaten ifade ediliyor. Çok yakından takip ediyorlar çünkü Osmanlılar Akdeniz'deki bütün süreci. Üstelik bütün üslerinden, her merkezden bilgi alıyorlar. Bazıları diyor ki Osmanlıların Avrupa devletlerinde elçilikleri yoktu. O yüzden bilgi alamıyordu. Bence sadece Divan-ı Hümayun Mühimme defterlerindeki kayıtları okusunlar. Orada anlayacaklardır zaten hiç de öyle olmadığını. Her türlü ince ve küçük haberler dahi Osmanlı bürokrasisinin, diplomasisinin bilgisi dahilinde. Üstelik savaş zamanları bunun çok daha hassas seviyelere ulaştığını görüyoruz. Bunların hangi yollardan geldiği de zaten bilinen gerçeklerden. Ama Osmanlı arşiv belgelerinin hakkıyla okunamaması, anlaşılamaması buna engel oluyor. Meslektaşlarımızın biraz bu tarafa yönelmeleri, Batı arşivlerine gösterdikleri ilginin hiç olmazsa benzerini Osmanlı arşivlerine göstermeleri mecburiyeti var. Aksi takdirde zaten Batılı meslektaşlarımızın yaptığı işi bir daha yapmaya kalkmak gibi biraz da dışarıdan birisinin zaaflarıyla o belgeleri tahkik edememe, kritik edememe sıkıntılarıyla yüz yüze kalınacak demektir. Hiç olmazsa o meslektaşlarımızın, Avrupalı tarihçilerin konuyla ilgili verilerinin, sağlam verilerinin bizim için daha sağlıklı sonuçlar oluşturduğu bilinciyle Doğu arşiv dünyasının en büyük arşivi olarak Osmanlı arşivlerinin belgelerini mutlaka dikkatli bir şekilde takip etmek galiba en önemli araştırma alanı olarak bu karşımızda duruyor. Bu siyasi tarih için ne kadar askeri tarih için ne kadar önemli ise sivil tarihçilik için, ticaret tarihçiliği için de en önemli veri kaynağı olarak bizi bekliyor ve bunun için sanırım ekipler kurmak gerekecektir. Bu sebeple Deniz Ticaret Tarihi Sempozyumu'nun büyük bir boşluk doldurma amacına yönelik böyle bir çalışmaya teşvik edici bir yol açtığını gerçekten tebrik ederek söylemek isterim. Osmanlıların Akdeniz'de kurduğu bu ittifakla Avrupa Katolik dünyasını da adeta birbiri içinde dengeleri etkilemek suretiyle oluşmuş demektir. Bir tarafta Fransa'yı kendi yanına çekiyor, diğer tarafta Venedik'i, Ceneviz'i, bunları tabii ki bir politika gereği yapıyor. Onlara ihtiyacı da olabilir ama esasen onlardaki güç dengelerini değiştirmek için bunu yapıyor. Ve bunda da başarılı olduğunu belirtmemiz zannederim gerekli olacaktır. Önemli bir Akdeniz, Osmanlı Akdeniz'i oluşturan önemli unsurlardan biri, bir diğeri diyelim, korsanlıktır. Bu göz ardı edilemeyecek bir gerçektir. Tarifleri konusunda pek ittifak sağlanmamış görünse bile Batılı meslektaşlarımızın bu konudaki yaklaşımlarının bazı sübjektif yerli tarihçilerin yaklaşımlarından çok daha isabetli ve sağlıklı olduğunu belirtmek gerekir. Bir kere korsanlığın Akdeniz'de Türk korpusu yaşayan bir Akdeniz devletleri için ne ifade edeceği düşünüldüğünde elbette bir haydutluk ve yağma hareketi olarak görülmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ama onları bu coğrafyaya gönderen veya onların statülerini belirleyen bir devlet olarak Osmanlıların sorumluluk taşıyor olması korsanlığın bu anlamda çok daha dikkatle incelenmesi gerektiğini gösteriyor. Osmanlı merkezi donanmasının deniz gücü ne kadar etkili ise bu öncü korsan denilen deniz gücünün de etkisi onun yanında veya yokluğunda çok büyük etkiler sağladığını gösteriyor.
Nitekim 16. yüzyılın başlarında dahi korsan kelimesini sadece Avrupalı denizci saldırganlar için kullanan Osmanlı literatürü, kendi denizcileri için eğer korsanlık anlamında, haydutluk anlamında bir korsanlık zikrediyorsa, o zaman bunu harami Leventler olarak tanımlaması esasen denizciliğin farklı bir statüde olduğunu bildiklerini, kabul ettiklerini, bunun için bir hukuk oluşturduklarını gösterir. Ve bu hukukun yansıdığı metinler ahitnamelerdir. Burada denizlere hukuk koyma amacı taşıyan bir metin olarak Osmanlı ahitnamelerini zikretmek lazım. Bugün deniz hukuku tarihi dersleri maalesef Batı deniz hukuku üzerinden inceleniyor. Halbuki Akdeniz deniz tarihine baktığımızda Osmanlıların koyduğu bir deniz hukuku vardır ve bu ahitnamelerle oluşmuş bir hukuktur. Esasen Osmanlı Akdeniz'ini de bir bakıma bu ahitnamelerin çizdiği çerçevede anlamaya çalışmak daha önemli ve daha gerçekçidir. Çünkü iki türlü devlet var Akdeniz'de Osmanlıların karşısında. Bir dost ve müttefik olanlar, bir de düşman olanlar. Dost ve müttefik olanlardan bir kısmı bazen düşman safındaki ittifaklara katılsa bile o ittifaklar kalktığında yeniden Osmanlılarla dost ve müttefik olmaya bakıyorlar. Bunu sağlamalarının yegane yolu da o ahitnameleri almaktan geçiyor. O sebeple ahitnamelerin hukuki değeri bugün maalesef hukuk tarihçileri tarafından incelenmediği için tam anlamıyla ne ifade edildiği sadece bizim gibi tarihçilere kalmış oluyor. Belki bizim görevimiz onların metinlerini ortaya çıkartıp hangi maddeler ihtiva ettiklerini belirlemek ve bunun nasıl bir süreçte şekillendiğini ortaya koymak olmalı. Ama bir hukuk disiplini içerisinde o metinlerin ne anlama geldiğini, deniz hukuku sürecinde hiç olmazsa Osmanlı varlığının bulunduğu yüzyıllarda nasıl bir süreç yaşandığını görmek lazım. Günümüzden bakınca sanki hiçbir geçmişte Akdeniz'de geçerli bir Osmanlı hukuku yokmuş zannı son derece hem yetersiz hem de yanlış bir kanaattir ve bu hukuk metinleri olarak ahitnameler mutlaka incelenmelidir. Yüzlerce maddeyi ihtiva eden maddeler var bunların içerisinde, bu hukuk metinlerinde. Ne yapıyorlardı bununla? O devletlere Akdeniz'de limanlara serbestçe girebilme hakkı tanıyor iseler, hangi devletlere verirseler bunu. Mesela Portekiz'e vermedikleri zaman hiçbir Portekiz gemisi gelip ticaret yapamıyordu. İspanya'ya vermedikleri için hiçbir İspanya gemisi ticaret yapamıyordu. Bunun dışındaki bütün devletler önce Venedik aldığı için bu hakkı, Ceneviz aldığı için bu devletlerin gemileriyle ticaret yapabilme hakkı kullanabiliyorlardı veya onların bayrağını kullanıyorlardı. Ama o takdirde de bu devletlere bayrak ücreti ödüyorlardı. Bunu ilk defa değiştiren Fransa oldu. Kendi bayrağı altında ticaret yapmak için müracaat etti. 1535'te böyle bir ahitname elde ettiler. Çünkü bu dostluk ilişkileri de böyle gelişiyordu zaten. Ahitname alarak Osmanlı dostluğunu kazanmış oluyorlar. Ama Osmanlılar da onlara böyle bir ahitname vererek bu defa karşısındaki düşman ittifakını bozmuş oluyordu. Ahitnameyi aldıktan sonra Fransız gemileri de rahatlıkla ticaret yapabilir hale geldi. 1550'lerde Portekiz Kralı da böyle bir ticaret ahitnamesi almak için Osmanlı payitahtına elçilerini gönderdi ve çok geçmeden sulh sağlandığı için hem Hint denizlerinde hem de Akdeniz'de ticaret yapabilme hakkını elde etmiş oldular. Nitekim İngiltere bu hakkı 1580'deki müracaatından sonra aldı. 1582'de
İngiltere'ye ilk ahitname verildiği zaman kendi bayrağı altında ticaret yapabilir hale geldi İngiltere. Bugün dünya için örnek gösterilen denizciliği, bir denizci imparatorluğu olduğu haklı olarak söylenen İngiltere'nin 16. yüzyılda Akdeniz'de gemi dolaştırabilmesi için, bırakın savaş gemisi, ticaret gemisi dolaştırabilmesi için dahi böyle bir ticaret imtiyazı, hakkı yani ahitname alması gerekiyordu. Ondan önceki dönemde ise o da Fransa'nın gemileriyle ticaret yapabilir oldu. Ne zaman bu ahitnameyi aldılar? O zaman Levant Company'yi kurdular ve Akdeniz'de ticaret yapmaya başladı İngilizler. Arkasından diğer protestan bir devlet olarak Hollanda geldi. Bu da Osmanlı politikasıdır. Ortodoks Hristiyanlığını Fatih nasıl kontrolü altına aldığı zaman karşısında tek muhatap Katolik dünyası kalmıştı. Bu defa Osmanlı Katolik dünyasının karşısına Protestan Hristiyanlığını koymaya başladı. İngiltere bundan büyük bir sevinç duyarak böyle bir kumpanyayı Akdeniz'de adeta inşa etmeyi başarmak için büyük uğraş verdi. Büyük zorluklarla bunları kazandılar. Arkasından 1610'da Hollanda geldi ve onlar da Protestan bir devlet olarak Osmanlı himayesinde Akdeniz'de ticaret yapmaya başladılar. Bu devletler ancak Osmanlı padişahlarının o ahitname dediğimiz hukuk metinleri ile Akdeniz'de ticaret yapabilir oldular. Dolayısıyla Osmanlıların bütün bu denizleri kontrol edebilmek amacıyla oluşturdukları, başlattıkları politikaların bir gereği olarak kendi büyük donanmalarıyla topraklar elde etmeleri, savaşlar yapmaları, küçük sayılabilir öncü deniz güçleriyle ki bu o dönemin eserlerinin tasviridir, tarifidir. El-Guzat fil-Bahr dedikleri deniz gazilerini karadaki akıncıların bir muadili olarak denizlerde istihdam etmişlerdir. Bunların da hangi hukuki statüye tabi olduklarını bu ahitnamelerde yazmışlardır. Nitekim bu korsan denilen Osmanlı denizcileri dost ve müttefik olan bir devletin gemisine veya hedefine veya toprağına karşı bir saldırıda bulundukları zaman o dost ve müttefik olan devletlerin bu denizciler aleyhine İstanbul'da teşebbüste bulunmaları, zayiatlarını tazmin ettirme hakları vardı ve bunların örnekleriyle doludur bizim arşivlerimizdeki belgeler. Nitekim Venedik arşivinde de bizim Divan-ı Hümayun'da tutulan, alınan bazı kararların suretleri bulunmaktadır ki buna da hususi bir fon tahsis etmişlerdir. Buradaki kararların birer suretlerini çıkartarak kendi defterlerini oluşturmuşlar, belgelerini oluşturmuşlar. Çünkü o belgelerle bölgelerin kadılarına giderek bizim elde ettiğimiz haklar gereği yapılan saldırıların tazmin edilmesi mecburiyeti vardır diyebilmişler. Osmanlı makamları da o belgelere göre onların haklarını suçlu muamelesi görmesi gereken o denizcilerden tahsil etmişlerdir. En son merci olarak bunu Osmanlı Devleti kendisinin tazmin etmesi mecburiyeti olduğu bilincindedir. Ve ta 1783'te dahi İspanya ile yapılan böyle bir mutabakatta, İspanya'ya verilen bir ahitnamede böyle bir madde yer almıştır. Cezayir ile anlaşma yapmaya teşebbüs etmiştir İspanya. Ama Cezayir'in tek başına bu anlaşmaya taraf olmasını yeterli kabul etmemiştir. Osmanlı padişahı bunu tasdik etmediği sürece biz bu anlaşmayı kabul etmeyiz demişler. Sebebi çünkü Garp Ocakları'nda yaşanacak olan bir olumsuzluğun ancak Osmanlı Devleti tarafından giderilebileceğinin bilincindedirler. Ve Osmanlı padişahı bunu tasdik ettiği zaman ancak o kararların yerine getirileceğinin farkındadırlar. O yüzden bazı Fransız tarihçilerin Garp Ocakları dediğimiz Cezayir, Tunus, Trablusgarp gibi devletleri sanki bağımsız
devletlermiş gibi veya yarı bağımsız gibi en iyi niyetle saymış olmaları son derece isabetsiz ve politik kararlar, tanımlamalar olduğunu kendi belgeleri dahi bunları reddetmektedir. Bunu da paylaşmak istiyorum. Tabii bütün bu egemenlik kurma, Akdeniz'de egemenlik kurma sürecinin aynı zamanda başka yolları da olmuştur. Ki bu ticareti gerçekleştirme, ticareti kontrol etme ve ticarete fırsat sağlama. Yine bu konuda da maalesef hep yanlış kanılar var biliyorsunuz. Sadece denizde değil, karada da Türklerin ticaretle iştigal etmediğine dair. Ama çok şükür artık iktisat tarihçisi meslektaşlarımız da bu tarihi süreçlerin ticaret tarihini çalışıyorlar ve denize yönelik ticaretine de ayrı bir önem vererek bunu hiç olmazsa bugün de zirveye taşımış oluyorlar kendi çalışmaları dışında. Burada onlara da teşekkür etmek istiyorum. Deniz ticaretinin yine zannedildiği gibi Osmanlıların tamamen dışında cereyan ettiğini farz etmek en büyük gafletlerden, hadi büyük söz etmeyelim, ama bilimsel olarak söylediğimizde de çok önemli bir görmezden gelme diye bir hal var biliyorsunuz. Bizim Avrupa tarihçilerinin Osmanlı tarihini görmezden gelme gibi bir tercihleri var. Dünya tarihine baktığınızda Osmanlı tarihini orada çok fazla göremezsiniz. Sebebi bu görmezden gelme siyasetidir. Ama son zamanların akademik tarihçiliği bu görmezden gelmeyi büyük ölçüde aşmaya çalışmaktadır. Ve o sebeple de tarihçilikte Osmanlıların yeri daha farklı olarak araştırılıp ortaya konulur hale gelebilmiştir, gelebilmektedir. Ve bunun şimdilik çok yetersiz olduğunu bilincinde olmamız gerektiğini belirtmek lazım. Deniz ticareti çok tarafsız ve hiç kimsenin inkar edemeyeceği düzeyde bir tarihçi olması sebebiyle Broder'den söylemek istiyorum. 16. yüzyılın Akdeniz'inde en büyük deniz ticaret filosu Osmanlı İmparatorluğu'ndur. Bu bazılarına şaşırtıcı gelebilir ama bu Broder'in tespitidir. Ve tonaj itibariyle Osmanlı deniz ticaretinin tonajı Venedik'in kazanımlarından yaklaşık 20 bin ton fazladır. İspanya'nın ise iki katı kadardır. Böyle bir takım moda tanımlamalarla veya yaftalarla bilinçsiz tarifler yapmaktan vazgeçmek lazım. Veya eskiden ulu orta söylenmiş ideolojik bir kısmı olan tanımlamaları gözden geçirmek lazım. Bu da ancak o verileri toplamakla olur. Ben şahsen gördüğüm bir gerçek olarak burada bunu söylemek istiyorum. 92 senesinde arşivlerimizde var olan İzni Sefine defterleri üzerine bir çalışma yapmış. Ve o defterlerin ne kadar ticaret tarihi, burada sözü geçti Zahire Borsası yöneticisinin bahsetmesi sebebiyle de söyleyelim. Bu Osmanlı hububatının taşınır bir ticarete dönüştüğü vaktiyle Lütfü Güçer hocamızın iktisat tarihçisi olarak bize verdiği verilerle tanıttığı bir konuydu. Zahire defterlerinin ve onları taşıyan o zahireleri, hububatı Akdeniz üzerinden İstanbul'a taşıyan gemilerin izinlerini ihtiva eden, adı İzni Sefine olan, yani boğazlardan geçiş varakası, müsaadesi, tezkiresi, pasaportu gibi olan bu kayıtların tutulduğu defterler binlerce, on binlerce kayıt ihtiva ettiğini görmüştüm. Bunları tanıtan bir makale yapmış. Yıllar sonra, ki o makalenin konusu Ege adalarında yaşayan Rum ama Osmanlı tebaası
o devlet-i aliye tüccarları benim dediğim tüccarların gemilerine ait idi. Onların geçiş izinleri idi. Sanıyorum ki Yunanlı meslektaşlarımız bir ekip kurarak, başlarında Herlaftis bulunduğu bir ekip kurarak bizim arşivlerimize girdiler. Bu defterler üzerinden yıllardır süren istatistiki veriler çıkarmak üzere hem Akdeniz'e yönelik, şimdi de Karadeniz'e yönelik sabırla çalışmalar yapıyorlar. Bu bizim yapmadığımız bir şey. Birlikte çalışmalar, ekip çalışmaları gerçekleştiremediğimiz için, buna tek kişinin ne gücü ne ömrü de yetmeyeceği için söylüyorum bunu. Çok isabetli bir çalışma alanı başlattılar. Ve onun sonuçlarını şimdi çeşitli sempozyumlarda sunuyorlar. Ben gerçekten onlarla böyle bir çalışma yaptıkları, bunu sürdürdükleri için, hala çünkü sürdürüyorlar, yıllardır bunlarla çalışıyorlar ve benim bu çalışmaya yapışımın üzerinden 25 sene geçmiş. Buna rağmen bizde bunun arkasına ilave ettiğimiz maalesef hiçbir çalışma yok. Ama bu çalışmanın onlar tarafından yapılıyor olması esasen ilim dünyası için bir kazanımdır. Fakat arşivler bizde ama çalışmayı başkaları yapıyor. Biz de bütün hazinenin başka yerde olduğunu zannederek başka taraflara koşup oralarda hazine arıyoruz. Esasen hazine kendi bulunduğumuz yerde. Bunların kıymetini bir an önce görüp ekip çalışmalarıyla hatta belki resmi kuruluşlar öncülüğünde bunları planlayarak gün ışığına çıkartabilecek çalışmaları başlatmak lazım diye düşünüyorum. Eğer böyle çalışmalar yapılmış olursa de Osmanlı için de bu çok önemli. Osmanlı Akdeniz'inde nasıl bir ticaret hayatının var olduğunu iç ticaret bakımından da görmek mümkündür. Çünkü Daniel Panza 18. yüzyılda Akdeniz'de ticaret makalesini yazdığı zaman çok önemli bir şey dikkatimizi çekmişti. Ben de toparlayıp sözlerimi bitireceğim. Haritaya baktığınızda dahi görebilirsiniz diyor. Akdeniz Osmanlılar için büyük bir alan, deniz alanı olarak ticareti başlangıç noktasında, aktarma noktasında ve ulaştığı noktada kontrol edebilen bir coğrafyadır. Ve bu Akdeniz'deki ticaret Osmanlı imtiyazı üzerinden devam etmektedir. Burada Brodel'in Akdeniz'e yaklaşımını, ondan daha sonra onun tezini takip eden ve en son Faruk Tabak'la da Solan Akdeniz'e dönen Akdeniz'in bana göre hala bilinmeyen tarafı bu Osmanlı arşivleri çalışılmadığı için önümüzde durmaktadır. Ve onu anlayabilmek için bu arşivlere yönelmek gerektiği, sadece 18. yüzyılda çok ciddi bir hacim oluşturan kahve ticaretinin bile Osmanlıları değil, bütün Avrupa devletlerini de çok yakından ilgilendirdiğini, 1992'de Montpellier'de Fransız meslektaşlarımızın düzenlediği koloni öncesi kahve ticareti için düzenledikleri o sempozyum vesilesiyle görmüştük. Bu Osmanlı kahvesi idi, Türk kahvesi idi ve Yemen'den bütün Avrupa limanlarına giden, ister okyanus üzerinden, isterse Kızıldeniz, Akdeniz üzerinden gitsin, nasıl büyük bir hacmi oluşturduğunu, Osmanlılar için de ne kadar ciddi bir hukuki kararlar almayı mecbur kıldığını gösteren önemli verilerdi. Burada bunu söyleyerek tabii ki bütün düşündüklerimi ifade etme imkanım olmadığı aşikar. Ama bir fikir verecek olduğunu düşünüyorum bu paylaştıklarımızın. Denizciliğe zannedildiği gibi ilgisiz kalınmadığının en büyük delillerinden birisi Sadrazam Koca Sinan Paşa'nın 3. Murad'a söylediği söz. Padişahım,
kara seferine eşmek kolaydır diyor. Bir emir verirsiniz, sipahiniz atına biner ve sefere koyulur. Deniz seferi böyle değildir diyor. Hem büyük bir hazineye hem de uzun bir süreye muhtaçtır. Şimdi eğer hazine verirseniz ve emir verirseniz bir donanmanın oluşması en az 7-8 ay alır diyor. Bu sebeple denizlere verilmesi gereken önemi bir sadrazam padişaha 16. yüzyılın sonlarında bu derece ciddi bir şekilde ifade ediyor ki demek ki o dönemde Brodel dahi, Osmanlı dahi bütün büyük deniz güçleri üstlerine çekilmiştir diyor. Halbuki biz Osmanlı tarafına baktığımızda böyle bir üstüne çekilmiş olduğunu görmüyoruz. Esasen İspanya üstüne çekilmiş durumda. Çünkü artık Akdeniz'de Osmanlılarla mücadele edecek bir gücü kalmamış. Okyanusa çıkmış ve okyanusta bütün denizciliğini icra ediyor. Okyanus denizciliğine tamamen teksif etmiş denizciliğini. Çok sınırlı gemileri Akdeniz'de dolaşıyor. Venedik Osmanlılarla dostluk yapmadan ticaret yapamıyor. İngiltere yapamıyor. Hollanda yapamıyor. Fransa yapamıyor. Dolayısıyla bu Osmanlı Akdeniz'inin kendi hukuki şartları içerisinde ve kendi süpremasisi dahilinde teşekkül ettiğinin bir göstergesidir diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan haritalarımızı da göstererek böylece hızlı bir şekilde bunlar Osmanlıların çizdiği haritalar. Bazıları Akdeniz'e yönelik, bazıları Hint denizlerine yönelik. Bunları da sizinle birlikte paylaşmış olalım. Nil Nehri ve Kahire, Venedik, Osmanlı gemileri. Tabii Akdeniz'de Osmanlılar aynı zamanda gemi teknolojisinin de 3 dönemini yaşadılar. Buna bahsedecek belki fırsatımız olmadı. Ama bütün bu teknolojik dönemleri izlemeden, incelemeden, efendim Abdülaziz devrinde donanma ne oldu veya Abdülhamit devrinde ne oldu gibi böyle çok primitif sorularla denizciliği anlamaya çalışmak zannediyorum bir süreç takip etmeden gelinen son noktadaki biraz da hezimet psikolojisinin galiba açtığı travma olsa gerek biraz öyle olduğunu gösteriyor. Bence bütün süreçleri kendi konumu itibariyle incelemek lazım. Hocam müsaade ederseniz çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bir plaket törenimiz daha olacaktı evet, sizden habersiz. Teşekkür yapalım. Plaketini almak üzere İspot sonucumuzu sahneye. O plaketini vermek üzere Sayın Amiral Lütfü Sancar'ı sahneye davet ediyorum. Sempozyum açılışı bugün burada sona ermiştir. Katılımlarıyla bizi onurlandıran bütün misafirlere de çok teşekkür ederiz. Birlikte öğle yemeği için bütün misafirlerimizi bu katta bulunan otel restoranına davet ediyoruz. Asistan arkadaşlarımız sizleri yönlendirecekler. Öğleden sonraki oturumlar saat 2'de başlayacaktır. Her salonda görevli asistan arkadaşlarımız var. Kırmızı yaka kartlarından tanıyabilirsiniz. Konferansa ve açılış programına katıldığınız için tekrar çok teşekkür ederim. Osmanlı'yı izledim.